صلاتهم خاشعون. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهْوِ مُعْرِضُونَ. Onlar ki zekatı verirler. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu hariç, bunlarla ilişkilerden dolayı kınanmış değillerdir. اِلَّا عَلَى şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. فَمَنِ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Yine onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ve onlar ki namazlarına devam ederler. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ İşte asıl bunlar varis olacaklardır. Firdevs'e varis olan bu kimseler orada ebedi kalıcıdırlar. اَلَّذ۪ينَ يَيْسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Andolsun biz insanı çamurdan bir özden yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
Sonra muhakkak ki siz bunun ardından elbet öleceksiniz. Sonra da şüphesiz sizler kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. Böylece onun sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Tur-i Sina'da da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki, bu ağaç hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri zeytin verir. Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden, sütlerinden size içiririz. Onlarda sizin için birçok faydalar daha vardır. Etlerinden de yersiniz. Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik ve o, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir tanrı yoktur.
hala sakınmaz mısınız? Dedi. Üzerine kavminin inkarcı ileri gelenleri şöyle dediler. Bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Size üstün ve hakim olmak istiyor. Eğer Allah isteseydi, muhakkak ki melekler gönderirdi. Biz geçmişteki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Yalnızca kendisinde delilik bulunan bir kimsedir. Öyleyse bir süreye kadar ona katlanıp bekleyin bakalım. Yalanlamalarına karşı bana yardım et. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Gözlerimizin önünde ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çiftle daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma. Zira onlar kesinlikle boğulacaklardır. What?
Sen yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen iskân edenlerin en hayırlısısın. Rabbi enzini unzelen mübâken ve ente hayrul munzilin. Şüphesiz bunda bir takım ibretler vardır. Hakikaten biz deneriz. İnne fî zâlike le âyâtin ve innâ le mubtelîn. Sonra onların ardından bir başka nesil meydana getirdik. Ümme enşe'nâ min ba'dihim kavmen âkharîn. Onlar arasından kendilerine Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir tanrınız yoktur. Hala Allah'tan korkmaz mısınız? Mesajını ileten bir peygamber gönderdik. Kafir olup ahirete ulaşmayı inkar eden ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz varlıklı kişiler, bu dediler, sadece sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yer, sizin içtiğinizden içer. Yeah, man.
gerçekten sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, herhalde ziyan edersiniz. Size öldüğünüz, toprak ve kemik yığını haline geldiğinizde mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Bu size vaat edilen çok uzak. هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ Hayat, şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Bir daha diriltilecek de değiliz. اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا yalnızca yalan uyduran bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. O peygamber Rabbim dedi. Beni yalanlamalarına karşılık bana yardımcı ol. Ana Rabbim sonni bima kezzebû. Allah şöyle buyurdu. Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar. Ana Nitekim vuku kaçınılmaz olan korkunç bir ses yakalayıverdi onları. Kendilerini hemen sel süprüntüsüne çevirdik. Zalimler topluluğunun canı cehenneme. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Sonra onların ardından başka nesiller getirdik. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. مَا تَسْبِقُ مِنْ Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yok ettik ve onları
ibret hikayelerine dönüştürdük. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme. Sonra ayetlerimizle ve apaçık bir fermanla Musa ve kardeşi Harun'u Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Onlarsa kibre kapıldılar ve ululuk taslayan bir kavim oldular. Dediler ki, kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanır mıyız? Onları yalanladılar ve bu sebeple helak edilenlerden oldular. Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye kitabı verdik. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Meryem oğlunu ve annesini de bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, suyu bulunan bir tepeye yerleştirdik. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار Ey peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ya eyyuhem rusulü kulû minel tayyibâti ve amelû sâlihan innî bimâ Şüphesiz bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim.
öyleyse benden sakının denildi. Ki insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendilerinde bulunanla sevinip böbürlenmektedirler. Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıklarıyla baş başa bırak. Zavhum fi gamratihim hatta sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz servet ve oğullarla kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, ve Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri kalpleri çarparak yapanlar, İşte onlar iyiliklere koşuşurlar ve iyilik için yarışırlar. Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla yükümlü kılmayız. Nezdinizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Ve la nukellifu nefsen illa vus'aha ve ledeyna kitab.
Hayır. Onların kalpleri bu hususta cehalet içindedir. Ayrıca onların bundan öte bir takım kötü işleri vardır ki onlar bu işleri yapar dururlar. Bel kulubuhum fi gamratin min hâfâ ve lehum a'mâlun min dûni zâlike hum lehâ. En nihayet refah ve bolluk içinde olanlarını sıkıntıya uğrattığımızda bakarsın ki onlar feryadı basarlar. Boşuna sızlanmayın bugün. Zira bizden yardım göremeyeceksiniz. Çünkü ayetlerim size okunurdu da siz buna karşı kibirlenerek arkanızı döner, geceleyin hezeyanlar savururdunuz. Hadi kânet âyâti tutlâ aleykum fekuntum alâ âbikum tenkifûn. Onlar bu sözü hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önce geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar ediyorlar? Yoksa onda bir cinnet olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu ise haktan hoşlanmamaktadırlar. Eğer hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirdiler. وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ
Yoksa sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun? Rabbinin karşılığı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Gerçek şu ki, sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan çıkmaktadırlar. Eğer onları acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Andolsun biz onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler. Tazarru ve niyazda da bulunmuyorlar. En nihayet üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır. Sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne de az şükrediyorsunuz. Ve o, sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sırf onun huzurunda toplanacaksınız. Ve o, yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ
Buna rağmen onlar, öncekilerin dedikleri gibi dediler. Dediler ki, sahi biz ölüp de bir toprak ve kemik yığını haline gelmişken mutlaka yeniden diriltileceğiz, öyle mi? Hakikaten gerek bize, gerekse daha önce atalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. Bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız?